Sencer Bey, şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye artık bir tarım ülkesi değil. Kendi kendine yetmeyi başarabilen bir ülke değil diyebiliyor muyuz şu an? Bakın, et konusunda çok net. Şu anda et konusunda Türkiye Cumhuriyeti sınırları kapansa, bir ambargo gelse, et ürünlerinin dışında birçok üründe de, ama Türkiye ne et yiyebilir? Hani çok zenginler yemeye devam eder ama hani orta halli, normal kazancı olan insanların etin yanına yaklaşması mümkün olmaz. Çok net. Bu tarımda bir çok için. Tarım için. Bakın, yine bir örnek vereyim. Acı bir örnek. Şu anda TMO ithal ettiği buğdaylarla depoları ağzına kadar dolu. Şu anda arpa hasat sezonu başladı. Devlet alıcı olmadığı için ve çiftçi başka bir yere satamayacağı için, bir rekabet oluşmadığı için tüccarlar yok pahasına, bakın yok pahasına bu sene arpayı, buğdayı ve sonra da mısırı çiftçiden alacaklar. Sonra bekleyecekler birkaç ay. Ondan sonra daha yüksek fiyatlardan satıp büyük para kazanacaklar. Ama ne olacak biliyor musunuz? Buraya yazın, not alın. 2025 yılında arpada, buğdayda ve mısırdaki ithalat oranlarımızın ne kadar arttığını göreceksiniz. Şimdi diyorsunuz ki peki bunun planlaması yapılamaz mı? Cüneyt Bey, ben 3 hafta süre içerisinde, 2 ile 3 hafta arasında bütün Bursa ciddi büyük bir ildir hayvancılık konusunda. Hayvanların tamamını saydım. Yani inanın kimse Türkiye'de kaç tane inek olduğunu bilmiyor. Yani siz bunu bilmediğiniz bir yerde neyin öngörüsünü veya neyin planlamasını yapacaksınız? Niye bilmiyorlar biliyor musunuz? Yine bir anekdot anlatayım. İsim vermeyeceğim. Bakanın ismini vermeden anlatacağım. Bir gün kulisteyiz. Dünya Süt Günü. Bakan genel müdürüne şöyle bir şey söyledi. Ya dedi, şimdi tam rakamını da hatırlamıyorum. 7 milyon ton süt. Kaç yıldır 7 milyon ton süt diyoruz. Hiç mi artmıyor bu rakam? Gitti geldi. Efendim 9 milyon oldu dedi. Şimdi rakamları afaki söylüyorum ama aynen böyle oldu. Bakın Cüneyt Bey, bu çok acı bir şey. Ben TÜİK mesela, Türkiye'de üretilen süt miktarını, et miktarını vesaire, TÜİK'in rakamına bakarsanız Türkiye herhalde Amerika'dan sonra en çok et tüketen ülke gibi gözüküyor. İhracatı olmadığı için hayvan varlığımızın ve kesimlere baktığınız zaman bu kadar eti birisi tüketiyor. Kim tüketiyorsa artık ben bilmiyorum ama rakamlar teorik. Yani bir hayvan işte şu kadar zamanda doğurduğuna göre, bu kadar hayvanımız olduğuna göre, buna göre bir regresyon analizi yapılıp demek ki bu 2023'te de şu kadar hayvanımız var diyerekten yola çıkıyorlar. Realiteyle yani uzaktan yakından alakası yok. Biz de dedik ki 2006'da başlamıştı, yani 2014'te falan hazırdı esasında program. Bir program kullanılacaktı. Burada her işletmenin, her çiftçinin bir danışmanı olacaktı. iPad'ler dağıtıldı. 10 bin tane insan alındı danışman olarak ve bunlar Türkiye'nin işte 50 bin mahallesine dağıtıldı ve bu insanlar burada anlık sayım yapacaklardı. Altyapısı yapıldı. Yüz milyonlarca lira para harcandı o zamanın parasıyla. Ne oldu biliyor musunuz? Bir sonraki bakan geldi ve lağvetti projeyi. Yani 8 yıl üzerine çalışmış 10 bin tane danışmanın yüzün üzerinde saat eğitim aldığı bir sistemi önemsiz bulduğu için yok etti. Orada biz anlık ne kadar sütümüz var, ne kadar etimiz var. Yani planlama yapmak için önce bunlara çıkmanız lazım. Şu andaki bakan istiyor bunların hepsini yapmayı. İyi niyetli bir insan, biliyorum, tanıyorum kendisiyle, çalışıyorum da. Hepsini yapmak istiyor ama yani kadrolar da çok çok zayıfladı. Yani işi bilen insan bırakmadılar. Herkesi bir yerlere sürdüler. Şimdi